bugün Polonyalı köyü olan eski adıyla Adampol, şimdiki adıyla Polonezköy'deyiz. Beykoz ilçesine bağlı olan bu köyde yaklaşık 400 kişi yaşamaktadır. Polonezköy gezimize Tabiat Parkı yürüyüş yolundan başlıyoruz. Polonezköy Tabiat Parkı İstanbul'un doğal bitki türlerinin tamamını bünyesinde bulundurmakta. Çam türleri, kestane, gürgen, meşe, kayın, ıhlamur. Bu bitkilerin yanı sıra alt tabakasında da defne, koca yemiş, kara yemiş, dağ muşmalası, geyik dikeni gibi bitkiler bulunmakta. Polonezköy'de kuş ve hayvan seslerine her yerde rastlayabilirsiniz. Şimdi ormanın sesine kulak verin. Köyün tarihi 1800'lü yıllara dayanıyor. 1842 yılında Polonya Devleti'nin komşuları Avusturya, Rusya ve Prusya tarafından bölünerek işgal ediliyor. O zamanlar Polonya'da siyasi gücün merkezi Paris. Prens Adam Czartoryski diye bir adam var. Bu adam Polonyalı sürgünlerin siyasi lideri. Prens Adam'ın amacı Paris'ten başka ikinci bir siyasi merkez oluşturmak. Bu merkezi de Osmanlı Devleti sınırları içerisinde oluşturmayı düşünüyor. Bu amaçla Michel Ciyakovski'yi temsilcisi sıfatıyla Osmanlı Devleti'ne gönderiyor. Michel Ciyakovski İstanbul'a geldikten sonra 1850 yılında İslamiyet'i kabul ediyor. Sadık Paşa adını alıyor. Şu anki Polonezköy'ün olduğu yerde o zamanlar Lazaren rahiplerinin çiftlikleri var. Michel Ciyakovski bu çiftlikleri ve orman arazisini satın alıyor. 1842 yılında köye dini törenle Adampol adı veriliyor. Köy bu adını Prens Adam'dan alıyor. Kelime olarak anlamı da Adam'ın tarlası anlamına geliyor. Polonezköy yönetimine Osmanlı İmparatorluğu tarafından bir baskı ya da zorlama gerçekleşmemiş. Cumhuriyetin ilanından sonrasında Adampol Polonezköy oluyor. Polonezköy'de yaşayanlar ise Türk vatandaşlığı alıyor. Polonezköy'de bulunan bu orman beni Belgrad ormanlarından, Aydos ormanlarından daha çok etkiledi. O ormanlara göre daha güzel diyebilirim. Polonezköy Tabiat Parkı 3000 hektarlık bir alana sahip. Bu da şu demek oluyor, İstanbul'un en büyük tabiat parkı. Bu tabiat parkında yaban domuzu, kızıl geyik, çakal, tilki, karaca, sincap, gelincik, şahin, doğan, baykuş gibi birçok hayvan görebilirsiniz. Ben hayatımda bazı hayvanları ilk defa burada gördüm. Küçük ve hızlı hayvanlar olduğu için çekemedim maalesef. Bu yürüyüş parkuru 5 kilometre uzunluğunda. Yılın her mevsimi yürüyüş ve koşullarınızı gerçekleştirmek için tasarlanmış. U şeklinde olduğu için yürüyüşleriniz için geri dönmenize gerek kalmıyor. Yürüyüşünüzü veya koşunuzu tamamladığınızda başlangıç noktanıza geri dönebiliyorsunuz. Ayrıca burada bisiklet turu da yapabiliyorsunuz. Ben görmedim ama bisiklet de kiralanabiliyormuş. Thank you.
Bir baba ve oğul ormana çadır kurmuşlar ve orada ateş yakmışlar. Selam verdim, konuşmak istedim fakat Afgan sanırım, anlaşamadık. Akıllı adammış, İstanbul'da kurabilecek en güzel yere kamp kurmuş. Polonezköy'de çok güzel kahvaltı ve mangal yapabileceğiniz mekanlar mevcut. Dışarıdan kendi yiyeceğinizi de getirebiliyor musunuz? Bu görüntüde çektiğim mekan için fiyat sordum. Kendi yiyeceğinizi getirirseniz 15 TL giriş ücreti alıyoruz dediler. Burada yiyip içecekseniz, mangal yapacaksanız mangalın ücreti kişi başı 25 TL dediler. Et ve pişirmesi mekana ait. Şimdi Polonezköy'ün merkezine geldik. Merkezinde birkaç tane böyle çay evi mevcut. İçerisine girmedim ama dışarıdan atmosfer olarak çok güzel gözüküyor. Nostaljik bir havası var. Ben geldiğimde bu mekan kapalıydı. Normal zamanda açık oluyor mu bilmiyorum. Dışarıdan çok güzel gözüküyor. İçerisinde elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Meydanın yakınında, yolun hemen kenarında açık hava müzesi var. Ağaç oyma sanatıyla yapılmış çok güzel heykeller var. Buradaki heykellerde Polonya kültüründen izler görebiliyorsunuz. Polonezköy'ün önemli sembollerinden birisi de Meryem Ana Kilisesi. Kilisenin tarihine baktığımızda 1845-46 yılları arasında Boşnak rahipler tarafından Mukaddes Anna Mabedi yapılmış. Sonrasında ise 1869 yılında buraya ahşap bir kilise inşa edilmiş. Kilise de depremde yıkılmış. 1914 yılında da bugünkü Meryem Ana Kilisesi inşa edilmiş. Kilisenin bahçesinde yine ağaç oyma sanatından yapılmış heykelleri görüyoruz. Burada eskiden Adampol denilen Polonezköy'de Polonyalılar yaşıyorlardı ve halen yaşıyorlar. Birinci Dünya Savaşı'nda bu kilise karargaha çevrilmiş. 1918 yılında da kilise restore edilmiş. Kilisenin çok güzel bir bahçesi var. Huzurlu ve doğal güzellikler içerisinde bir mekan. Kilisenin kapısı kilitli olduğu için iç kısmını maalesef gösteremedim size.
köy yolunun çatallandığı yerde etrafı çevrili, hafifçe aşağıya süzülen eğimli bir alan. Onun üzerinde ise beyaz mermerden sütunuyla bir lahit yükseliyor. Mezarlıktır burası. Adampolilerin ebedi dinlenmeye çekildikleri yer. Mezarların üzerinde semboller var. Kuru kafa sembolü, melek sembolü. Bu sembolü kartala benzettim. Fakat ne anlama geldiğini bilmiyorum. Kartal olduğundan da emin değilim. Hristiyan kültürünü fazla bilmiyorum. Fakat mezarların başında mumlar mevcut. Bunun da ne anlama geldiğini bilmiyorum. Hristiyan Tatarlarda cenaze çıkan bir evde ölen kişinin ruhu için 40 gün boyunca mum yakma adeti var. Belki bu da öyle bir adettir. Polines köyün genelinde pansiyon ve otel işletmeleri mevcut. Bu işletmelerin genelini dışarıdan gördüm. Dışarıdan çok güzel ve bakımlı gözüküyor. İnternetten yaptığım araştırmada minimum 200 TL'den başlıyor kişi başı. Burada gezimizin sonuna geldik. Bir sonraki gezi videomuzda görüşmek üzere.